İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in Adil Cevaz Kalesi'nde restorasyon çalışması. Freedom House, Azerbaycan'da Ermeni tutsaklara insanlık dışı muamele yapıldığına ilişkin haberlerden kaygı duyuyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Aurora İnsani Yardım Ödülü için adaylık turu başladı. Hasaka şehrinin kuzeyinde Türk işgaline karşı protestolar düzenleniyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü kıyısı ve göle akan dereden tonlarca çöp toplandı. Gümrü'de bir eko şehir inşa edilecek. Bugün Besteci Edvard Mirzoyan'ın 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan'daki Baeş Bitlis'in Adil Cevaz ilçesindeki 3000 yıllık tarihi Acil Cevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Van Gölü Adilcevaz kıyılarında bulunan ve 3000 yıllık Ararat Krallığı dönemine ait tarihi Adilcevaz kalesinin restore edilmesi, bölgenin turizmi açısından önemli olacak. Batı Ermenistan'da atalarımızdan bize zengin bir miras olarak kalan ve kadere terk edilen benzer tarihi yapıların daha fazla ilgi göstermemize ve bakım yapmamıza ihtiyacı var. Ayrıca bu kale güzellik açısından görülmeye değer. Şayet imkanınız varsa mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Prestijli Freedom House adlı uluslararası insan hakları örgütünün Avrupa ve Avrasya Program Müdürü Mark Behrendt tarafından yapılan açıklamaya göre Freedom House son silahlı çatışma sonucunda Azerbaycan tarafından esir alınan ve tutuklanan Ermenilere yönelik insanlık dışı muamele ve şiddet raporları konusunda son derece kaygılı Freedom House, Azerbaycan tarafından gözaltına alınan Ermeni savaş esirleri ve sivillere yönelik şiddet raporlarına cevaben yaptığı açıklamada, Azerbaycan yetkililerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu Ermenilere insanlık dışı muamele iddialarını soruşturma çabalarını etkin bir şekilde desteklemeye çağırdı. Açıklamada sosyal medyada dolaşan ve Mart ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından doğrulanan haberlere göre Ermeni savaş esirleri Azerbaycan'da şiddete ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığı denildi. Kendi Facebook sayfasından edindiğimiz bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Ombudsman yazısında Azerbaycan Dışişleri Bakanı 11 Mayıs 2001'de şunları söyledi: "Geçen yılın Kasım ayı sonunda Ermeni askerlerinin Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişi, Azerbaycan askerlerinin Aralık ayında ölümü ve yaralanması ile ilgili olaylar Azerbaycan'a karşı işlenmiş bir savaş suçudur." Azerbaycan'ın özel birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda kışkırtıcı ve yakıcı operasyonlar gerçekleştiren Ermeni askerlerin bir kısmı öldürülmüş bir kısmı tutuklanmıştır. Onlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor sözlerinin. Ermeni savaş tutsaklarının haklarını ilgilendirdiğini dikkate alırsak Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın söz konusu açıklamasının insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası humanitar hukuku büyük ölçüde ihlal ettiğini görmekteyiz. Gerçek şu ki onlar hukuki açıdan savaş esiridir ve derhal serbest bırakılmaları gerekiyor. Savaş esirlerinin salıverilme konusunun mutlak aciliyeti, Azerbaycan makamlarının Ermenilere olan nefreti ve düşmanlık politikası bağlamında değerlendirilmelidir. Armen İmparesi'nin haberine göre İdia Vakfı, Yerevan'ın eski el yazmaları Müze Enstitüsü Madena Taran'daki özel bir etkinlik sırasında yayınladığı mesajda 2022 yılının Aurora adlı Dünya İnsanı Yardım Ödülü için adaylar turu başladı ve Aurora İnsani Girişimi dünyanın her yerinden aday gösterme çağrısı yaptı. Duyuru geleneğe göre Aurora adlı Dünya İnsanı Yardım Ödülü'nün misyonu çatışmalardan, insanlığa karşı suçlardan veya Diğer ciddi insan hakları ihlallerinden muzdarip insanların hayatlarını, sağlığı veya özgürlüklerini kurtarmak için hayatlarını, sağlıklarını veya özgürlüklerini tehlikeye atanları tanımak ve desteklemektir. Avrora adlı ödülü kazanan kişi cesaretine, sadakatine ve eğilimine göre seçilmektedir. Ödül sahibi Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sağ kurtulanlar adına onları kurtaranlara şükran olarak 1 milyon dolar değerinde ödüle layık görülüyor ve böylece ona yardım zincirini sürdürmek ve ihtiyacı olanlara yardım eden kuruluşları desteklemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. 31 Ekim 2021'e kadar büyük kişisel zorlukların üstesinden gelerek diğerlerine yardım eden bir şahsı herkes bir aday olarak sunabilir. 2022 Aurora adlı ödülün kahraman adayları 24 Nisan 2022'de açıklanacak. Suriye'nin Hasaka ilinin kuzeyindeki Raselayn kentinde güvenlik krizi ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle Türk işgaline karşı protestolar devam ediyor. Göstericiler ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmeye devam eden Türkiye'nin işlediği suçları kınıyor. Hasaka Hidroelektrik Santrali'nin Türkiye'nin Fırat Nehri'nden çok fazla su çekmesi nedeniyle bir haftadan fazla süredir elektrik üretemediğini hatırlatalım. Bunlar arasında ülkedeki en büyük iki hidroelektrik santrali Etapka Et ve Tişrin bulunuyor. 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde üç operasyon gerçekleştirdiği sonucunda şu anda Arap Cumhuriyeti'nin bu bölümünde birkaç bin Türk askerinin bulunduğu unutulmamalıdır. Batı Ermenistan'ın Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Van Gölü sahili ile göle akan Kirman Deresi'nde temizlik yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Kirman Deresi ve Fidanlık sahilinde tonlarca evsel atık topladı çöp poşetlerine doldurulan atıklar kamyonlarla katı atık bertaraf tesisine taşındı. Aravot IM gazetesiyle yaptığı röportajda Gümrü Belediye Başkanı Samvel Balasanyan, Gümrü'de bir eko inşa edileceğini ve yatırımcının New York'tan dijital Pemigranet firmasını temsil eden Todd Fabaker olduğunu bildirdi. Samvel Balasanyan, Todd Fabaker, Uri Gant adlı mahallede 21 hektarlık alan için bir dilekçe yazarak alanı talep etti. Biz de o alanı vermeyi düşündük. Totfa Fabaker konsey toplantısına katılacak ve programının detaylarını sunacak. İş yerleri açılacak, kendimizin kültürüne uygun yerleşim alanları inşa edilecek, el zanatları ve sanat faaliyeti olacak dedi. Bugün Ermeni besteci, pedagog, Ermenistan Cumhuriyeti ve Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı, kültürel ve halk figürü Edward Mirzoyan'ın 100. doğum yıl dönemi. Ermeni Oda Müziği'nin dikkat çekici eserleri arasında yaylı çalgılar dörtlüsü Ermenistan, Donagan atlı ve diğer kantatları sayılabilir. Ermeni Senfonik Müziği'nin başarıları arasında bestecinin bestelediği violonsel piyano sonatı ve yaylı çalgılar senfonisi yer almaktadır başka birçok eserlerde yarattı. Kompozitörün öğrencileri arasında besteciler Civan Derda Devosyan, Konstantin Orbelyan, Avet Deryan, Haçatur Avedisyan, Robert Amirhanyan ve diğerleri yer alıyor. Ulusal Uda Müziği Merkezi 17 Mayıs'ta bestecinin eserlerinin seslendirileceği Edward Mirzoyan yüz başlıklı konserin gerçekleşeceğini duyurdu. 1956-1991 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nin yönetim kurulu başkanı, aynı birliğin 1994'ten beri onursal başkanı ve 1977'den itibaren de Ermenistan Barış Vakfı'nın başkanlığını yaptı. Edward Mizoyan 2012 yılında vefat etti ve naaşı Yerevan'daki Gomidas adlı ünlüler pantolonunda bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lidya Zakarya'nın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Erva Esatlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.